Luffy'nin kardeşi, Ace'in kardeşi, Dragon'ın sağ kolu, aslında bir prens ve Mera Mera Nomi'nin yeni kullanıcısı. Bunları birleştirirsek karşımıza Sabo çıkar. Seriye geç ama bomba gibi katılan bir karakterdir kendisi. Güzel bir girişi olan ama akıbeti şu an soru işaretleriyle dolu olan bir karakterdir. Ben biraz araştırmaya çalıştım, birkaç bilgi de buldum. Açık olmalıyım, daha fazla ummuştum ama bunlar da iyi bir videonun içeriği için yeterlidir diye umuyorum. Neyse, gelsin size o zaman Sabo'nun bilgi videosu. Kaizoku Oni. Bu ne? Bir, ilk sahnesi. İlk defa karşımıza 583. manga chapter'inde çıkmıştı. Animede ise 494. bölümde. 2. Doğduğu yer. East Blue'da Goa krallığında da doğmuş. 3. Doğum günü. 20 Mart'ta doğan Sabo bugünü Altın Aslan Shiki ile paylaşmaktadır. Flashback'lerde 10 yaşında olan Sabo şu anda 22 yaşındadır. 4. Ailesi ve kardeşleri. Annesinin adı Didit, babasının adı Outlook Free. Evet, Outlook Free aynen. Ve üvey kardeşinin adı da Starry'dir. Bir de Sake kardeşleri vardır. Onları da tanır mısınız bilmiyorum ama atları Ace ve Luffy'dir. 5. Oliver Twist. Oliver Twist romanındaki Arthur Dodger karakterinden esinlenmiştir. 6. En sevdiği yemek. En sevdiği yemek ramen'dir. Sonra seslendireni de öğrenince mantıklı bulacaksınız bu bilgiyi bence. 7. Hayali. Hayali özgün bir korsan olup dünyanın her yerinde dolaşmaktı. Bunu yaparken de bir kitap yazmak istiyordu. Hayaller, hayatlar. 8. Sake. Yeminli kardeş olmak için Sake'den içmeleri lazım ve beraber bu Sake'yi Dadan'dan çalmışlardır. 9. Utanç. Sabo'nun en çok utandığı şey ailesidir. Bir nevi daha çok soyundan utanıyor. Utandığından dolayı hem de kardeşlerini korumak istediğinden dolayı da kimlerden olduğunu da onlara dahi saklar. 10. Boyu. Unutuyorduk ya az kalsın. Boyu 1.87 olan Sabo kardeşler arasında en uzunuydu. Ve halen en uzunu. 11. Sanji ile benzerlik. Birçok noktada birbirlerine benziyorlar bu iki arkadaş. Size kısa da bir sayayım. İkisi soylu bir aileden gelme. İkisi de geçmişlerini silmiştir. İkisinin belirli ateş güçleri var. İkisinin saçları sarı. İkisi de babaları tarafından hayal kırıklığı olarak görülüyor ve daha bitmedi. İkisi farklı hayatlar yaşamak için evden kaçmıştır. İkisi sevdiklerini korumak için ailelerine geri dönmüşlerdir. İkisi sevdikleriyle tehdit edilmiştir. İkisi de ailelerine dönerken korsanlarına karşı karşıya gelmiştir. Arkadaş, bu kadar benzerlik niye var yani? Çok, bayağı bir çok. Hani şu an merak etmemem de biraz saçma olacak ama ilgilenmiyorum. Ama gerçekten fazla bir kopya çekmiş Eiichiro Oda burada. 12 şeytan meyvesi. 22 yaşına kadar şeytan meyvesi olmayan Sabo Dressrosa'ya giriş yapar ve yapmakla da kalmaz. Oradaki Mera Mera no Mi meyvesinin sahibi olur. Ne tesadüf ki bu Mera Mera no Mi meyvesi de Ace'in kullandığı bir şeytan meyvesiydi. Bu meyve sayesinde ateşi oluşabiliyor, ateşi kontrol edebiliyor ve ateşi de kullanabiliyor. 13 yara izi. Tıpkı Luffy, Garp ve Dragon gibi onun da yüzünün solunda bir yara izi vardır ve bu yarayı gemisini batıran yavşak kutsal ejderlerden almıştır. O değil de zaten Dragon'ın manevi oğlu gibi de duruyor Sabo. Yani bu yara izi Monkey ailesiyle aynı olması da belki buradan bir mesajdır bize. 14. Kaçma planı. Goa krallığından ve ailesinden kaçmak istemiştir. Denizde açılmıştır da hatta. Ancak kutsal ejderlerden Saint Yavşak tarafından gemisine ateş edilmiştir ve o gemi batmıştır. 15. Kurtaran. Bu da tanıdık bir bilgi. Batan gemiden onu kurtaran kişi de Dragon'dır. O ara hafızasını da kaybediyor ve bundan dolayı da olan geçeni hatırlamıyor. Ama yaşadığı kötü olaylar o kadar beynine kazılmış ki geride dönmek istemiyor. 16. Hafızasının geri gelişi. Yıllar sonra hafızası geri geliyor. Gelme sebebi ise Ace'in fotoğrafını görüp hafızasını geri kazanması. Zaten bunu anladıktan sonra da Ace'in mezarına gitmiştir ve oraya 3 tane sake kupası koymuştur. 17. Aynı düşkünlük. Ace Luffy'ye aşırı düşkündü. Bunun bir sebebi de diğer kardeşi Sabo'nun öldüğünü zannetmesiydi. Ne tesadüf ki Ace ölünce de Sabo aynı düşkünlüğü yaşamıştır Luffy için. 18. Öğretmenleri. Devrim ordusuna katıldıktan sonra Hawk ve sonrası Dragon tarafından bizzat özel eğitim görmüştür. Yani gücünü siz düşünün derim. Gerçi Fujitora'ya falan kendini belli ediyordu. Yani güçsüz olmadığını değil, güçlü biri olduğunu belli ediyordu. 19. Ödülü. Devrim ordusunun ikinci numaralı ismi olan Sabo'nun da değeri şu an 602 milyon belidir. Diğer komutanların değerleri açıklandığından beri bu değer yine iyi dursa da genel olarak da Dragon'un en has adamlarının değeri için kim ne derse desin bence çok düşük değerlerdir. 20. Dövüş stili.
Sopalı bir dövüş stilini çocukluktan beri benimseyen Sabu bugün de bir metal sopa ile dövüşmektedir. 21. En sevilen. En sevilen oylamalarında da 9. sırayı almıştır en sonki oylamada. 22. Haki. Zıhırlanma ve gözlem hakisinin üst seviyede olduğunu dememe gerek var mı? Bence yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Kralın hakisiyle ilgili daha bir şey öğrenmedik. Ama Ace ve Luffy'deki aldığımız bilgiye göre de Sabo'da da böyle bir kralın hakisinin olması gayet muhtemeldir. Hatta şunu da diyeyim, devrimcilerin ikinci pozisyonunda olması da bu ihtimali çok güçlendiriyor. Ama tabii niye açıklanmadı, bu da ilginç. Yani açıklanabilirdi. 23. Vivrekart. Ace gibi Sabo da Vivrekart'ını bırakmıştır Luffy'ye. O değil de bu bir şeyin habercisi mi? Chiro da burada bir kopyala yapıştır yapar mı sizce? Yok işte Sabo ölecek falan, Luffy'yi getirttirecek falan. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir olay olur mu olmaz mı? Yorumlarda düşüncelerinizi okumak istiyorum. 24. Önceden görme. Sabo'yu aslında önceden görebilmişizdir. Ha olay şimdi şöyle. Çocuk halini görmüştük, doğru. Ama ondan sonra 956. Cover Page'te büyük halini de görüyoruz. Zaten burada herkesin beklediği bir karakter olduğunu bildiği için de Ichiro Oda hani iş olsun diye de cover page'e de koymuş onun çizimini. Orada daha Dressrosa'da görmüyoruz yanlışım yoksa. 25. Yaşlı halleri. Ichiro Oda 40 ve 60 yaşındaki hallerini çizmiş. Hangisi korsan, hangisi free emin değilim ama üstteki çok cool duruyor ve alttaki ise tam bir neyse. 26. Ses aktörü. Evet, Sabo'ya sesini veren kişi aynı zamanda da Naruto'ya sesini vermişti. Bu arada çocukluğundan bahsediyorum. 27. Ace ile benzerlikler. Ace ile benzerliklerin olduğunu biliyoruz zaten. İkisi de bir Shichibukai arkında giriş yaptı. İkisi bir denizciyle kapıştı Luffy için. Peki sonları da benzer olacak mı? Şu anki gidişatı acaba nedir? Bunu hepimiz merak ediyoruz. Öldü mü? Yaşıyor mu? Kimin elinde veya kimsenin elinde değil mi? Bununla ilgili bir ton düşünce var. Bence yakalanmadı. Ya da şöyle diyeyim, daha çok yakalanmasını istemeyenlerdenim ben. Çünkü Ace ve Sabo arası zaten birçok benzer yan var ve bunu da kopyala yapıştır yaparsa Ichiro da beni açıkçası üzer. Yani zaten yapsa da direkt final arka gidiş yapmış oluyoruz. Bunun da farkındasınızdır yani. Ondan dolayı beklemiyorum. Neyse, yorumlarda bununla ilgili sizin düşüncelerinizi okumak istiyorum. Umarım hoşunuza gitti bu video. Bana bir beğeniyle de bunu gösterebilirsiniz. Tabi abone olmayanlar da bir zahmet şu abone butonuna çöksünler. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.